Merhaba arkadaşlar, 3D Medmac YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan sonra ben de sizle olacağım. İsmail Akaristan'ın Elif Gürsel'le beraber videolarımıza da devam edeceğiz. Oyun nasıl yapılır bilmek ister misin? Bu videomuzda video oyun geliştirme sürecini ve özellikle pipeline üzerinden bir video oyunun nasıl yapılacağı ile ilgili tüm süreci anlatıyor olacağım. Hadi gelin oyun nasıl yapılır tüm süreci hep birlikte öğrenelim. Öncelikle oyun geliştirme pipeline ne olduğunu bilmeliyiz. Oyun geliştirme pipeline'ı konseptten oyunun tamamlanmaya kadar olan bir video oyunu oluşturma sürecidir. Aslında üretim hattına çok benzeyen pipeline iş akışınızı organize etmeye yardımcı olur. Böylece herkes neyi ne zaman ve neye ulaştırması gerektiğini bilir. Ayrıca proje sürecinde olası problemlerin önüne geçilmesini sağlar. Pipeline süreci oyun projeleri ve VFX stüdyolar arasında farklılık göstermesine rağmen birbirlerine akış olarak oldukça benzerler. VFX stüdyosundaki pipeline süreci öğrenmek isterseniz 3dmadmax.com web sitemizden öğrenebilirsiniz. Bir oyun sürekli olarak gelişmektedir ve teoride harika görünen şeyler gerçekliğe çalışmayabilir. İşte tam bu noktada pipeline süreci onu özel kılan yönleri devreye girer. Pipeline sürecinde çalışmalar devamlı olarak süreç yöneticilerine gönderilir. Yöneticiler revizyonlar için sıklıkla projeyi geri gönderir. Bu yüzden pipeline süreciniz revizyonlara ve rota değişikliklerine kolaylıkla sağlayacak kadar esnek olmalıdır. Şimdi oyun geliştirmenin temel 3 kademesine birlikte bakalım. Video oyunu geliştirme süreci 3 aşamaya ayrılır. İlki ön prodüksiyondur, yani üretim öncesi. İkincisi prodüksiyon süreci ve üçüncüsü de post prodüksiyon, yani üretim sonrasıdır. Gelin bu süreçleri detaylı bir şekilde inceleyelim. Öncelikle ön prodüksiyona bir göz atalım. Her projenin başladığı yer burasıdır. Ön prodüksiyon oyunun ne ile ilgili olduğunu, niçin yapılması gerektiğini ve neyin gerçekleştireceğini tanımlar. Oyunlar tasarlamak için harika fikriniz ya da hayata geçirmek istediğiniz bir hikayeniz mi var? O zaman bu bölüm fikrinizi ya da hikayenizi oluşturacağınız yerdir. Ön prodüksiyon bölümünde hangi sorduğunuz soruların cevabını bulabilirsiniz? Oyunun konusu nedir? İzleyici kim? Bunun için pazar var mı? Rekabet nasıl? Hangi platformlarda yayınlanacak? Nasıl para kazanılacak? Platformda mı satılacak yoksa oyun için satın alınanlarla mı? Yani online bir ödeme sistemi yoksa ücretsiz mi olacak? Gelişmesi ne kadar sürecek? Hangi personel ve kaynakları gerektirecek? Tahmini bütçe nedir? Gibi soruların tümüne yanıt bulabilirsiniz. Bu aşama mevcut kaynaklarınıza ve finansal durumunuza bağlı olarak bir haftadan bir yıla kadar sürebilir ve genellikle toplam üretim süresinin %20'sini alır. Yani komple oyun oluşturma sürecinin %20'sini alır. Bu noktada takımınız oldukça küçük olabilir. Bir yapımcı, programcı, konsept sanatçısı gibi ya da tek kişilik bir ekipseniz bu çalışmaları siz de yapabilirsiniz. Bir video oyunu prodüktörü projenin ticari yönünü özellikle finansmanını ele alır. Prodüktör yani sahibi. Bütçeyi yönetir ve oyunu ya da ürünü satmak için pazarlama stratejileri geliştirir. Bir konsept sanatçısı ise çizimi ve eskizleri geliştirerek projenin tonunu önceden belirler. Bu ilk görseller oyunun dilini oluşturmaya yardımcı olur ve projede çalışan herkes genel görünüm ve his için görsel bir rehber sunar. Ön prodüksiyon aşamasında toplanan bilgiler oyun tasarım dökümanının temeli oluşturur. Peki oyun tasarım dökümanı yani GDD yani İngilizcesi The Game Design Document nasıl yapılır? Bir oyun tasarım dökümanı, burada kısaca GDD de diyebiliriz, aslında oyunun kuzey yıldızıdır. Bu projenin daha büyük vizyonlarla herkesin konuyu anlamasına ve gemiye girmesine yardımcı olan canlı bir belgedir. GDD yani oyun tasarım dökümanı genellikle fikir veya kavram, tür, hikaye ve karakterler, çekirdek, oyun mekaniği, oynanışı, seviye ve çevre yani dünya tasarımı, resim veya çizimler ve para kazanma stratejileri konu başlıklarını içerir. Canlı bir belge olarak oyun tasarım dokümanı üretim boyunca sürekli olarak güncellenmektedir. Bunun nedeni teknik ya da finansal kısıtlamalar olabilir. Tabii ya da basitçe söylemek gerekirse işlerin umduğunuz gibi gitmemesi ya da çalışmadığını fark etmek de olabilir. Bununla birlikte Ubisoft, Electronic Arts gibi şirketlerin tekrar tekrar başarı kazanmalarını ve oyunu sonsuz şekilde ortaya çıkartmalarının temel nedeninin bir kısmı bu ağır dokümana bağlıdır. Bir oyun tasarım dokümanı oyununuzu bir bütün olarak organize eder, potansiyel riskleri tespit etmenizi sağlar ve projenin için kimi işe almanızı söyleyebilir.
Oyun fikriniz oldukça basit görünebilir ancak bir oyun tasarım dokümanına bunu yerleştirdiğinizde projeniz için ne kadar farklı kaynak ve bilgi gerektiğini görebilirsiniz. Bu dokümanı oluşturmayan projelerde farklı problemlerin ortaya çıkması ve daha fazla çalışmanın yapılması muhtemeldir. Bununla birlikte doküman yapmadan birçok nokta atlanabilir ve bütçeniz ve proje gidişatınız olumsuz olarak etkilenebilir. Tabii ki oyun tasarım dokümanına sahip olmanın bir diğer nedeni de oyununuzu geliştirmek ve finanse etmekle birlikte ürününüzü pazarlamanıza yardımcı olacaktır. Şunu da unutmamak gerekir ki potansiyel yatırımcılar yatırım yapmadan önce sağlam bir plan görmek isteyeceklerdir. Peki oyun prototipleme nasıl yapılır? Bir video oyun prototipi oyun işlevselliğini, kullanıcı deneyimini, oynanışını, mekaniğini ve oyunun sanatsal yönünü kontrol eden ham bir testtir. Prototip oluşturma, oyun fikrinin işe yarayıp yaramadığını test etmek için yapılır. Ekip teorileri test etmek için bir kağıt tasarımıyla başlayabilir. Bu şekilde oyun sistemi hızlı, kolay ve düşük maliyetli bir şekilde çözer. Ancak kavramlar, fikirler, psikoloji, teoriler ve diğer derin düşünme metaforları önemli olsa da sadece kafanızda ve kağıt üzerinde tasarlayabilirsiniz. Oyun fikirlerinin çoğuna bu aşamada dokunulmalı, hissedilmeli, oynanmalı ve test edilmelidir. Amaç fikirlerin gerçekten işe yarayıp yaramadığını ve umduğu kadar eğlenceli olmadığını test etmek için bir prototip hazırlayıp kısa sürede devreye almak. Prototipleme projenizin tüm seyrini değiştirebilecek potansiyel olarak beklenmeyen zorlukları da ortaya çıkarabilir. Başkalarının da prototiplerinizi test etmesi önemlidir. Çünkü sizin için açık olan şeyler başkaları için olmayabilir. Bu aşamada hazır varlıklar zamandan ve paradan tasarruf etmek için kullanılır. Bu düşük kaliteli varlıklar erken test aşamasında silah ve destek gibi şeylerin yerine gelir ve onaylanırsa daha sonra son yüksek kaliteli sürümleri değiştirilebilir. Bu hazırlık varlıkları test için satın alınabilir. Bunlar genellikle oldukça basit şekillerdir ancak Unreal Engine 4 için Epic Games tarafından sunulan mesela cave varlıkları vardır. Bunları ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Bu aşamada ön prodüksiyonu anlatmış olduk. Gelelim ikinci kısmına, yani üretim yani prodüksiyon kısmına. Üretim pipeline akışının en uzun aşamasıdır ve tüm ayrıntıların gün yüzündedir. İlla 4 yıl arasında değişen bu süreç içerisinde üretim yani prodüksiyon oyunun gerçekten şekillenmeye başladığı yerdir. Hikayenin gerçeğe dönüştüğü, varlıkların yani karakterler, yaratıklar, sahne, ortamlar gibi yaratıldığı, oyun kurallarının belirlendiği, seviyelerin ve dünyaların inşa edildiği, kodların yazıldığı ve buna benzer birçok işin yapıldığı aşamadır. Bir video oyunundaki hemen hemen her şey bilinçli bir karara bağlıdır. Ve her karakter, çevre, nesne, görünüm, renkler, sesler, zorluk seviyeleri, kurallar ve puanlama sistemi için geçerlidir. Ancak başlangıçtaki fikirler her zaman gerçekte o kadar iyi işlemeyebilir. Bu yüzden oyun sürekli olarak test edilir ve geliştirilir. Büyük oyun yapım aşamalarının ve bazı önemli video oyun geliştirme işlerinin prodüksiyon için önemli olan kilometre taşlarına bir göz atalım. Oyun geliştirme süreci boyunca çok sayıda önemli kilometre taşları vardır. Bunlardan ilki prototipleme. Prototip oyunun ilk testidir. Ön prodüksiyonu gerçekleştirilip biraz önceki anlattığım içerikleri kapsar. Bazı oyunlar bu aşamada asla geçemez. İlk oynanabilir testi, ikinci kilometre taşı. İlk oynanabilir testi görünüm ve oyun hakkında çok daha iyi fikir verir. Hala nihai olmaktan uzak olsa da taslak varlıkların yerine daha yüksek kalitede varlıklar konulur ve sanat eserlerine eklenir. Üçüncü kilometre taşı, dikey bölüm. Dikey bölüm oyununuzu stüdyolara veya yatırımcılara yönlendirmek için kullanılabilecek tamamen oynanabilir bir örnektir. Birkaç dakikadan yarım saate kadar değişen dikey bir dilim oyununuzu ilk elden deneyimlemenizi sağlar. Dördüncü kilometre taşımız alfa öncesi yani pre-alfa. İçeriğin büyük bir kısmı alfa öncesi aşamada geliştirilmiştir. Bu oyun geliştirme noktasından bazı büyük kararlar alınması gerekecek. İçerik kesilebilir veya oyun geliştirmek için yeni unsurlar eklenmesi gerekebilir. Alfa kilometre taşı oyunun tüm özelliklerle tamamlanması yani ana özelliklerin tümü eklenmiş ve oyun baştan sona kadar oynanabilir durumdadır. Sanat varlıkları gibi bazı öğeleri hala eklenmesi gerekebilir. Ancak kontroller ve işlevler düzgün çalışmalıdır. Test cihazları her şeyin sonsuz bir şekilde çalıştığından ve ekibe tekrar hatalar belirttiğinden emin olacağı bölümdür. Beta kilometre taşı. Bu noktada tüm içerik ve varlıklar entegre edilmiştir ve ekibin yeni işlevler ve yeni özellikler eklenmek yerine optimizasyona odaklanması gerekir. Gold Master kilometre taşı. Oyun nihai olarak tamamlanmış ve yayın organına gönderilerek halka sunulmaya hazır hale gelmiş bölümdür. Oh,
Perfect. Evet, şimdi temel oyun geliştirme rollerine hep birlikte bir bakalım. Proje yöneticisi. Proje yöneticisi, oyun geliştirme sürecinin sorunsuz çalışmasını, risklerin tahmin edilmesini ve azaltılmasını ve ekip üyelerinin yapmaları gerekeni yaptığını garanti eder. Bunlar genellikle geliştirme ve tasarım ekipleriyle yöneticiler arasında iletişim merkezidir. Proje yöneticileri istisnai şekilde düzenlenmiştir ve mükemmel iletişim ve insan becerilerine sahip olmalıdır. Oyun geliştiricileri, yani programcılar. Oyun geliştiricileri tasarım konseptlerini tamamen oynanabilir oyunlara dönüştürerek oyun geliştirmeye yardım eder. Genellikle güçlü bir programlama geçmişine sahip yazılım mühendisleri veya bilgisayar mühendisleridir. Ayrıca fikirleri etkileşimli görsellere ve seslere başarılı dönüştürecek matematik becerileri yüksek, sabırlı kodlayıcılardır. Oyunun sorunsuz çalışmasını sağlarlar. Programlamanın pek çok farklı yönü vardır. Bunlardan bazıları oyun için özelleştirilmiş bir temel motor oluşturma ya da hazır bir motor için kodlama yapmak, script fonksiyonlarını ve etkileşimlerini yapmak, fizik oluşturmak, örneğin uzayda belirlenmiş bir oyun içinde yer çekimi farklılıkları gibi, 3D grafik oluşturma ve geliştirme yapmak, yapay zekayı rakiplerde taklit etmek, ses efektleri, müzik ve seslendirme eklemeleri yapmak, oyun mantığı ve mekaniğini oluşturmak, kullanıcı ara birimini oluşturmak, klavye, fare veya kumanda kollarına özgü kod yazmak, oyuncuların internet üzerinden rekabet etmelerini veya işbirliği yapmalarını mümkün kılmak, özel araçlar geliştirmek, platformlar arasında taşıma için kodlama yapmak, algoritmaları uygulama, bellek gereksinimlerini çözme ve ön bellekleme sorunlarını gidermektir. Ayrıca hataları tespiti ve düzeltmesi için çalışmalar yapmaktır. Ama çok işi varmış değil mi? Daha büyük stüdyolarda yalnızca oyun için yapay zeka geliştirme programlamaya adanmış uzman veya yalnızca kullanıcı ara birim üzerinde çalışanları bulabilirsiniz. Onlar da tabii bütçeyle alakalı şeyler. Bir oyun geliştiricisinin 2019'daki ortalama maaşı PayScale'a göre 70.000 ABD dolarıdır. Ancak bir kıdemli veya uzman daha fazlasını kazanabilir. Oyun tasarımcısı nedir? Bir oyun tasarımcısı oyunun yaratıcısıdır ve genellikle programlama bilgisine sahip bir editör ve bir sanatçı arasındaki kesişimdir. Oyun tasarımı, prodüksiyon pipeline bölümünün diğer karakterlerle, kullanıcılarla veya nesnelerle etkileşime girme konusunda hikayeler, karakterler, hedefler, kurallar, zorluklar yaratmayı içerir. Sorumlu olduğu konu başlıkları şunlardır. Hikaye, karakter hikayeleri ve diyaloğu geliştirmek, oyun geliştirmek, kuralları ve puanlama sistemini geliştirmek, zorluk seviyelerini belirlemek, bina, ortamlar, çıkıntılar, engeller, nesneler yapmak, seviye ve dünya tasarımı yapmak, programlama, kodlama, dijital düzenleme, daha büyük bir şirket için çalışıyorsanız bu görevleri bireysel rollere benzetebilirsiniz. Gelelim video oyun seviye tasarımcısına. İlginç ve eğlenceli seviyeleri oluşturmaktan sorumlulardır. Görevleri, oyuncuların oyunun içinde ilerlemesine, hedefine veya misyonunu elde etmeye odaklamak. Oyunlar eskisinden çok daha karmaşık olduğundan sadece stüdyo tasarımında çalışmış oyun tasarımcılarına iş vermek büyük stüdyolarda oldukça yaygındır. Seviye tasarımcılarını inandırıcı haritaları çizmek ve fiziksel seviye modellerini oluşturmak için konsept sanatından, yani fotoğraf referansından ve GDD dediğimiz oyun dokümanından ilham alır. Seviye tasarımcıları sınırları aşan veya seviyeye takılıp kalan ve çıkamayan oyuncuların hatalarını tespit etmekten ve düzeltmekten sorumludur. Video oyunundaki zorluk, oyun piyasaya sürüldüğünde beklenmedik şekilde fark edilmemiş bug, yani böcek dediğimiz bu takılma olayları ortaya çıkmasıdır. Level designer da bu hataları bulmak ve düzeltmek ile sorumludur. Oyun sanatçıları, yani game artist. Oyun sanatçıları, oyun sanatçısı, konsept sanatı, animatör, 3D modelleyici ve FX sanatçı rolleri içerebilir. Bu grup oyuna renk, hareket ve oyunun yaşanabilir bir boyuta getirmekten sorumludur. Konsept sanatçısı 3D sahne, varlık ve ortamları oluşturmak için ZBrush, Maya, Photoshop gibi dijital heykel yazılımları kullanabilir. Ayrıca dokular ve detaylar da eklerler. 3D modelleyiciler ise dokulu ve canlandırılabilecek insan, nesne, sahne, malzemesi, silah, ortam, modelleri oluşturur. Modelleyicilerin özellikle gerçek nesneleri çoğalttıklarında, örneğin bir AK-47, Buzzard, Attack, Chopper, Eiffel Kulesi gibi yüksek kaliteli referans malzemeleri nasıl toplayacak ve kullanacaklarını bilmeleri gerekir. Modelleyiciler yaratıkları nesnelerin fotoğraflarını kullanabilir veya nesne çok daha büyükse havadan görünmeleri gerekiyorsa dronları kullanabilir. Oyununuz tümü hayalperest bir fikirden oluşuyor ise konsept sanatı başvuruları ve hayal gücünü kullanarak yeni ve benzersiz bir şey bulmalarını gerekir. Gelelim oyun animatörlerine. Karakterleri, nesnelere ve çevrelere inanılır bir hareket katarak derinlik ve gerçeklik vermekten sorumludur. Film şeridi oluşturarak oyun hikayesine uygun anahtar animasyon sahneleri yaratmaktan da ayrıca sorumludurlar. Animatörlerin çok daha fazla araştırma yapmaları gerekir. Örneğin,
hayvan tabanlı bir oyun üzerinde çalışırken hayvanlara nasıl davrandığını ve diğerleriyle etkileşimin nasıl bulunduğunu gözlemlemek gibi. Hareket yakalama verileri daha gerçekçi animasyonlar oluşturmanıza yardımcı olmak için de kullanılabilir. Gelelim efekt sanatçılarına. Patlama, duman, yangın, sıvı simülasyonları, yağmur, şimşek, kar fırtınası, hava durumu olayları gibi çarpıcı efektleri ekleyerek oyunculara daha sürükleyici ve eğlenceli bir deneyim yaratmaktan sorumludurlar. Game FX Artist, Houdini FX veya Maya gibi yazılımları kullanmaya eğilimlidirler. Ancak Unity veya Unreal Engine 4 gibi oyun motorlarının bilgisine de sahip olmalıdırlar. Diğer bir rolümüz ses mühendisleri, yani ses tasarımcıları, besteciler. Ses uzmanları gerçekçi ses efektleri geliştirir. Karakterler arasında seslendirme ve diyalogları kaydeder. Oyuncular için ruh halini belirleyen, şüphe uyandıran veya sesli ipuçlarını ekleyen, örneğin müzik açmak, müziği duraklatmak, bir zaferi işaretlemek gibi müzikleri oluştururlar. Bir diğer rol, oyun kalitesini ölçen, yani video oyun testi. Oyun geliştirme sürecinde video oyun testi çok önemlidir. Bu aşamada insanlar oyunları test eder, hataları arar ve oyunun sorunsuz çalışmasını sağlar. Geliştirme ekibine hatalarla ilgili raporlama yapar. Bunlara bağlı ekoller de vardır. Belirttiğim oyun geliştirme rollerinin yanı sıra daha büyük stüdyolar daha fazla uzmanı çalıştırabilir. Örneğin görev tasarımcıları, savaş tasarımcıları, yazarlar, tercümanlar ve çevirmenler. Oyun geliştirme sürecinin ilerleyen zamanlarında ürün ekibi oyunun pazarlamasına ve dağıtımına yardımcı olan daha fazla kişiyi çalıştırabilir. Tamamen bütçesel bir şey. Gelelim oyun tasarım sürecinin üçüncü önemli aşaması, üretim sonrası, yani post prodüksiyona. Üretim tamamlandıktan ve oyun gönderildikten sonra oyun geliştirme süreci bazı ekip üyelerinin hataların giderilmesi, yamaların oluşturulması veya bonus ya da indirilebilir içerik oluşturulması devam eder. Diğerleri devam filmleri veya bir sonraki projeye geçebilir. Neyin işe yaradığını, neyin işe yaramadığını tartışmak ve bir dahaki sefere neyin daha iyi yapabileceğini belirlemek için çalışırlar. Tüm tasarım belgeleri, varlıklar ve kodlar gelecekte gerekli olmaları durumunda toplanır ve saklanır. Oyun yapmak istiyorsanız oyun geliştirme sürecini anlamak çok önemlidir. Rolünüzün pipeline içerisinde nerede olduğuna bakmalı, her departmanın amacını ve düzenini temelde olsa bilmelisiniz. Bu bilgi daha verimli çalışmanızı ve sorunları azaltmanızı sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, oyun nasıl yapılır, tüm oyun geliştirme sürecini ele aldığımı bu videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için YouTube kanalımızı izlemeye devam edin ve sitemizdeki bilgilere lütfen bir göz gezdirin. Görüşmek üzere.